Efendim, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 750. yılı, bu büyük düşünce adamını tarihçi yazar Pelin Batu ile konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Pelin. Oydum. Pelin'cim, şimdi tabii Pelin Batu ile Mevlana'nın biraz daha tarihi kişiliğini, şu anda dünya için, ülkemiz için ne ifade ettiğini, bu kadar zaman sonra Mevlana'nın felsefesinin bu dönemde, bu tarihte, bu coğrafyada ve başka coğrafyalarda nasıl algılandığını konuşacağız. Sevgili Pelin, öncelikle tabii Mevlana Celaleddin Rumi'nin neden Anadolu'yu tercih ettiğini, neden Anadolu topraklarında kök salmayı tercih ettiğini sorarak başlamak istiyorum. Çok basit, Moğol istilası. Lütfen. Moğollar öyle bir şekilde geliyor. Biraz daha ruhani ve felsefe dolu başlayabilir miyiz? Ya Moğolların karşısında kimse duramadığı için. Yani tabii ki değişik tarihçiler, farklı teorileri var. Babasının Herzemşah gücünden, belki de güç savaşlarından dolayı, belki yani günümüzde Afganistan'da olan ama o dönemde Pers İmparatorluğu'nun parçası olan bir coğrafyayı terk etmek durumunda olduğunu söyleyen tarihçiler de var, biyograflar da var. Ama genel olarak şunu biliyoruz ki 1215'te Moğollar bütün işte Orta Asya'dan Mezopotamya coğrafyasına geliyorlar ve geldiklerinde de yani hiçbir şey bırakmıyorlar. Yani kafatası kulelerinden bahsediyoruz. Kuyuların zehirlenmesinden bahsediyoruz. Tarlaların yakılmasından bahsediyoruz. Yani hiçbir şey yaşatmıyorlar. Dolayısıyla istila ettikleri ya da ele geçirdikleri kentlerde de hayat, yani ot bitmiyor. Velhasıl günümüzün Afganistan coğrafyasına girdiklerinde zaten onlar gelmeden bir 6 ay, 1 sene önce Mevlana, babası ve ailesi Anadolu'ya doğru yola çıkmış olduğu söyleniyor. Hatta işte Bağdat istilasından ne kadar etkilendikleri, çünkü Bağdat o dönem medeniyetin başkenti. Bütün işte yazarların, filozofların ve ekabirin olduğu bir yer. Dolayısıyla Anadolu'ya geldiklerinde büyük bir ihtimalle Keykubat'ın davetiyle geldikleri söyleniyor. Ama yani işte Mevlana'nın hayatına dair o kadar çok çelişki var ki her anlamda. Yani doğduğu tarihten tut. Çünkü mesela Gölpınarlı benim komşumdu, Yücel Bey. Çok çok da severdim. Üsküdar'da, Salacak'taki evimizde. Ve mesela sevgili Abdülbakir Gölpınarlı diyor ki Mevlana özellikle şiirlerine baktığımızda Şems'le tanıştığı yaşının 62 olduğu düşünülürse 1184'te doğduğunu söylüyor. Ama Chicago Üniversitesi'ne oradan buradan çok ciddi araştırmalar yapan insanlar da aslında 1207 doğum tarihi olduğunu söylüyor. Yani arada bayağı bir fark var. Evet. Yani 13. yüzyılın bir felsefecisi, mutasavvufu, şairi, kişiliği olduğunu biliyoruz. Ama işte tarihlerde uyuşmamazlık var, Şems'in gelmesi, yok olmasına dair ya da kaybolmasına dair, öldürüldü mü, öldürülmedi mi, kuyuya atıldı mı, atılmadı mı? Yani dolayısıyla biz aslında belki de tarihi gerçekleri böyle yılı yılına konuşmasak da onun şiirleri, edebiyatı ve yüzyıllar sonra, yani 750 yıl sonra hala onu konuşmamızın nedenlerini bence tartışmak gerekiyor. Çünkü hala doğudan batıya, özellikle de batıda, yani Amerika'da yıllarca böyle yılın en çok okunan şairiydi. Evet. Yani, hatta maalesef belki demek gerekiyor. Biz doğuda öyle bir, batıda daha doğrusu, öyle bir Mevlana furyası dönüyordu ki, ya bu bizim değerimiz, ne kadar önemli bizim için, ya biz sahiplenelim dedik. 2017 yılıydı zannedersem Mevlana yılı, 2017 yılıydı, öyle değil mi? Ve evet. 2017 yılından önceden başlayarak bu döneme kadar Mevlana'yı daha iyi anlatmak, daha iyi anlamak, daha iyi felsefesini yaymak adına batıdan bu misyonu aldık. Senin de az önce dediğin gibi. Bu da enteresan bir şey. Ya ben mesela San Francisco'ya gittiğimde şaşırmıştım. Ya tabii burada homo erotik edebiyat ve onların Mevlana'yı kucaklaması durumunda söz konusu. Çünkü
o aslında Tanrı ile olan aşkı daha dünyevi bir yere çekip öyle yorumlayanlar da var. Olabilir. Hani sonuç itibariyle ben bu arada nasıl böyle bir şey yaparlar diye yargılamıyorum da. Önemli olan herkes kendi bir şey buluyor orada. Ve Batı'da ya özellikle Almanya ve Amerika'daki belli üniversitelerdeki şarkiyat bölümleri son 200 yıldır o kadar acayip eserler veriyorlar, o kadar gerçekten derinlemesini irdeliyorlar ki ister istemez bu senin dediğin şey oluyor. Yani biz de Türkiye'de mesela Mevlana'nın sözlerini alıp ona ait olmayan sözler icat ediliyor. Tıpkı Atatürk'e yapıldığı gibi. Ve böyle hani resmen sosyal medyada, Instagram hesaplarında vesaire. Mevlana dedi ki. Yani bir kere bunlar Mevlana'nın mı onu bir sorgulamamız gerekiyor ki pek çoğu değil bu arada. Ama hadi diyelim bunu da geçtik. En azından bir iyi bir şaire, iyi bir düşünüre atıfta bulunuyor. Hiç yoktan iyidir. Ama bunu yaparken de hakikaten bu kadar yüzeyselleşmiş, bu kadar narsistleşmiş, bu kadar dışa dönük yaşayan bir toplumda, sadece Türkiye değil dünya geneli böyle, narsizm en büyük pandemi olduğu söylüyor bazı bilim insanları. İçe yolculuğun belki de sözcüsü olan Mevlana'yı ne kadar gerçekten içselleştiriyorlar. Bana göre çünkü yani Mevlana'nın ana felsefesi insanın kendi içinde evreni yakalaması. İnsanın içe doğru kendini dinlemesi. Ama bu böyle gidip de sessizlik bilmem ne meditasyonlarına katılıp Hindistan'da bilmem ne gurusuna gitmekle olmuyor. Önce kendiniz başlamanız lazım. Bazı şeyler moda olunca hani modanın da iyisi kötüsü var bana göre. En azından kendi için bir şey yapıyor, kendi yatırım yapıyor deyip de onu da alkışlıyorum ama bana göre çoğu yüzeysel yapmış olmak için, yani mış gibi oluyor onlarda. Şimdi tabii Mevlana deyince Anadolu'dan bahsediyoruz ama İran'dan da bahsetmeden olmaz. Şems-i Tebrizi Mevlana'nın hayatında belki o içindeki müthiş felsefeyi ortaya çıkaran ve belki hani olmazsa olmazı Şems-i Tebrizi. İran'a gittin, yeni İran'dan geldin. Nasıl bir coğrafya? Kadınlar da... Seni de götüreceğim. Gerçekten götüreceğim. O kadar istiyorum ki. Ben bu sene iki defa gittim. Çok sevdiğim arkadaşım Şahzade İgual zaten İranlı ve ya inanılmaz bir benim için deneyimdi. Çünkü yıllardır okuduğum, üstüne araştırma yaptığım, mesela Zerdüştlükle ilgili sessizlik kulelerine gidip orada, bilmiyorum biliyor musun ama Zerdüştler 70'lere kadar gökyüzü cenazesi ritüelinde. Çünkü o dört element, yani toprak, su, ateş ve hava kutsal ve kirlenemez, bir bedenle kirletilemez. Dolayısıyla aynı Göbekli Tepe'de olduğu gibi ya da Peru'daki o Machu Picchu'da olduğu gibi ölülerini o sessizlik kuleleri denen tepelere bırakıp akbabalara bırakıyorlar, sonra kemikleri teslim alıyorlar. Şimdi öyle yerlere gidince Mevlana'yı, Şems'i, o tasavvuf felsefesini çok daha iyi anlıyorsun. Çünkü bana göre bir, yani Zerdüştlük ya da Zerdüşt dini bütün tek tanrı dinleri çok etkilemiş. Dolayısıyla onların o doğayla ilişkisi, bizim aslında bir doğanın parçası olduğu hatırlatılması, vahdeti vücut, bütün bu felsefeler aslında bin yıllar önce yazılmış. O yüzden de bana göre zaten burada yumurta tavuk tartışmasına gerek yok. İran coğrafyasında her ne kadar şu anda bir Molla rejimi olsa da kültürlerini ve geleneklerini kaybetmemişler. Şiir hayatlarında yaşıyor. Mesela Hafız'ın ya da Sadi'nin mezarına gittik. İkinci sefer gittim. Gerçekten hüngür hüngür ağladım. Çünkü ya şu kadarcık çocuklara, senin benim o çocuklarımızın yaşındaki çocuklara, bazıları 2-3 yaşındaki çocuklara açmış Hafız okuyor, Sadi okuyor. Ya bizim hangi şairimizin mezarında böyle bir şey var? Ben Oktay Rıfat'ın mezarına gittim. Ya tinerciler kovaladı resmen hani. Ya yok ya, orada hakikaten hayatın bir parçası bu. Dolayısıyla hani fark etmiyor hangi rejim, hangi siyaset, hangi ambargo,
Amerika-İran savaşı, İsrail, ya bunlar her şeyin dışında insanların hayatlarında şiir var ve felsefe var. Yani Anadolu ve İran tabii bir Pers geleneği, bir Selçuklu, işte Bizans, ondan sonra Osmanlı, bunlar hep köklü gelenekler bırakan coğrafyalara imparatorluklar. Ve bu iki müthiş imparatorluğun ve geleneğin buluşması da Şems-i Tebrizi ve Mevlana'nın ilahi aşkına bir ortam hazırlıyor. O dönem nasıl bir dönem, nasıl bir dönemde Anadolu'da karşılaşıyorlar? Yani 13. yüzyıl. Bir kere Keykubat bence Anadolu'ya gelmiş geçmiş en yani bir Rönesans lideri gibi diyebileceğimiz. Zaten bana göre Anadolu'daki en etkileyici mimari Selçuk mimarisi. Ve bu Rum denilen yani Anadolu toprakları Roma'dan aslında kalmış bir geleneğin, bir dünya bakışının devamı olarak görebiliriz. O yüzden de Keykubat dönemi 13. yüzyıl bana göre hani Anadolu'nun hem bu felsefecileri, hem musiki şinas insanları, hem yazarları böyle kucak açılmış kadın divan yazarlarının ortaya çıktığı yani müthiş bir dönem. O yüzden Mevlana ve ailesinin babası da çünkü sonuçta bir medresede hoca ve oğulları da devam ediyor. Dolayısıyla Sultan Veled olsun ki kısa olmakla birlikte Mevlana'ya dair en çok bilgi belki o ve Eflaki gibi çok güvenilmez belki ama o 13. yüzyıl müritlerinden kalma metinlerden biz hareketle Mevlana'yı ve Şems'i biliyoruz. Ama İşte o dönemde hakikaten Moğollar dünyayı yıkarken çeşitli hastalıklar ve çeşitli problemler Batı'yı gerçekten böyle karanlık çağlar denilen çağlara iterken burada inanılmaz şeyler yazılıyor, çiziliyor. Ve Şems'in gelmesi de yani Anadolu topraklarına, Konya'ya, Mevlana'nın yanına gelmesi de yine bir rüyaya atfediliyor. Ki ben bir ara bitiremediğim bir roman yazarken 3. Murat'ın rüya gerçekten bitiremiyorum. Çünkü 16. yüzyılda geçtiği için benim yazdığım. Okudukça şunu da koyayım, bunu da koyayım diyerek yani tarihe boğulup romanı bir tarafa kaldırmak zorunda kaldım. Ama orada da gördüm. Yani bir sultan rüyalarını şeyhine gönderiyor ve şeyhi o rüyaları yorumlayıp geri gönderiyor. Yani ve bu antik Yunan'a kadar gidiyor. Antik Yunan'da da Apollo'nun rahiplerine ya da Sibellere de o işte tapınaklarda şifa merkezlerinde rüyaların vücudumuzdaki hastalıkları belirttiği. Yani siz bir şekilde o hiçlik arayışında o hücrelere giriyorsunuz tıpkı sufilerde olduğu gibi ve kendinizi dinliyorsunuz ve kendi hastalığınızın ne olduğunu kendiniz keşfediyorsunuz. Bu şimdi antik Yunan'da var. Apollo'nun özellikle hem ışık hem de şifa tanrısı olduğu için Asklepios'un rahiplerinde. Hem Anadolu'da var hem de Sufi geleneğinde var. Hücreye girmek, hırkayı giymek. Şimdi Şems ve Mevlana tanıştığında çeşitli hikayeler var. Eflaki farklı anlatıyor, diğer işte müritler farklı anlatıyor ama bildiğimiz şu ki senin de çok güzel söylediğin gibi Mevlana çarpılıyor. Ve hani bir taraftan bu sonun başlangıcı da diyebiliriz. Çünkü birbirlerinin sohbetlerinden o tanrı konuşmalarına o kadar etkileniyorlar ki bütün dünyayı dışlıyorlar. Evet. Müritler, öğrenciler, halk o işte konuşmalardan, derslerden mahrum kalınca da Şems'e karşı bilenmeye başlıyorlar. Bu da aslında çok üzücü bir şey. Çünkü Şems bunu hissettiği için terk ediyor. Konya'yı terk etmesiyle birlikte Şam'a gittiği biliniyor. İlk kaçışı öyle. Yani Mevlana'nın şiirleri akmaya başlıyor. Evet. Ve benim Mevlana'da çok fazla alıntı yapılabilir. Çok sevdiğimiz dize vardır. Herkese dokunan bir beyti vardır. Hayır, şu. Ol, gelme. Diyor ki yara açıldı. Yaranın açılması ki Şems'in gitmesi onda büyük bir yara açıyor. Yaranın açılması kötü bir şey değildir. Tam tersine o yara açılınca oraya ışık girer. Ve dolayısıyla belki de bu
kapanmayan yaranın orada vücut bulmuş olması belki de onun şiirlerinin akmasını, onun tasavvuf felsefesine kavuşmasını, onun semaya kavuşmasının sebebi oluyor. O yüzden de bence bir taraftan yani Mevlana beni hep böyle bir nikbinlikle, optimizmle yıkıyor her okuduğumda. Çünkü hani karanlık olmadan ışık olmayacağını, tıpkı Zerdüştlerin söylediği gibi, kötü olmadan iyinin değerinin bilinmeyeceğini, ak olmadan... Yin ve yang yani. Yin ve yang ve hatırlarsan yin ve yangin içinde... Siyah, evet, yani içinde yangin içinde siyah. Yin var, yinin içinde yang var. Evet. Onun içindeki tohum birbirini, yani bütünü sağlıyor. Evet, yani tabii insan ister istemez düşünüyor, acaba Şems gitmeseydi, Şam'a gitmeseydi, Mevlana'yla bu sohbetlere devam etselerdi, Mesnevi gibi bir müthiş bir eser ortaya çıkar mıydı? Birlikte belki bir şey yazarlar mıydı? Ya tabii hani tarihte keşkeler hep çok eğlenceli bir oyun, evet, ama acabalar acaba, değil mi? Ya ben çok alakası bir yerden gireceğim ama yakında Verona'ya gideceğim için sürekli Romeo Juliet üzerine okumalar yapıyorum. Bir oyun vardır. Romeo Juliet kavuşsaydı birbirlerine terlik fırlatan mutsuz bir evlilik olurdu üzerine kurulmuş. Mümkün. Yani şimdi Şems ve Mevlana birbirlerine terlik fırlatır mıydı bilmiyorum ama bence bu eser Mesnevi yazılmazdı gibi geliyor. Çünkü o yokluktan, o kayıptan beslendiği aşikar. Yani kılık kıyafetini değiştirdiği, yasa girdiği, neredeyse kendini de deyimiyle delirdiği bir çıldırma anına geldiği söyleniyor. Ki ben daha dün akşam bir konuşmamda Jung'un 1913-17 arasında yazdığı o kara kitaplarında Freud'dan koptuktan sonra çok benzetiyorum. Freud, Jung ve yani bununla ilgili araştırma yapıldığını bilmiyorum ama o kopuştan dolayı Jung doğuyor. Çünkü kendi benliğini fark ediyor. Orada bir kadın efekti de var tabii. Bir aşk efekti Salome de var. Evet. O kadın ve aşk efektinin de Jung ve Freud arasında çok derin bir etkisi var. Orada böyle bir iki erkek ve bir kadın etkisi. Aşk. Burada da bir ilahi aşk. Aslında aşk, çocuğuna duyduğunuz aşk, o ilahi aşk ya da Jung ve Freud'un ortak kadına, Freud'un aslında olana duydukları aşk. Yani bunlar insanı besleyen, yaratıcılığını ortaya çıkaran durumlar. Ve yani aşk deyince şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yıllar önce bir Amerikalı, yani Balkan kökenli Amerikalı bir felsefecinin kitabında antik Yunan'da en az 9 tür aşk var. İşte agape, karşılıksız aşk, eros, erotik aşk, işte filia, yani çocuğuna duyduğun aşk, arkadaşına duyduğun aşk ve hani bir insandan bunu beklemek ahmaklıktır'a geliyor. Çünkü herkesten farklı bir tür aşkla, sevgiyle besleniyoruz. Ve beslenmeliyiz de. Bir insanda bunlar olmaz deniliyordu. Mevlana ve Şems'e bakınca da aynı yere geliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi işte Amerika'da diyelim LGBT'li arkadaşlarımız Mevlana'nın o Şems'le olan aşkını Eros üzerinden okuyabilirler. Bizler daha felsefi bir şekilde onu ele alıp bunun hakikaten böyle tanrı aşkı olarak okuyabiliriz. Kimileri bunu arkadaşlık, müthiş bir arkadaşlık, yani böyle Montaigne'in arkadaşıyla olan ilişkisi gibi okuyabilir. Ve bence zaten iyi yazarlar, iyi şairler buna çanak tutuyor, tutması lazım. Çünkü herkes kendini orada buluyor. Herkes kendi yazarı oluyor o müthiş derinlikteki kuyu gibi şiirleri okurken. Peki Pelin, Mesnevi'nin bu kadar dünya çapında bir eser haline gelmesi, Mevlana'nın bu kadar dünya çapında bilinir bir şahsiyet olmasının tarihini biliyor muyuz? Hangi aşamalardan geçmiş mesela Mesnevi, Mevlana'nın dünyaca ünü? Ya şöyle, sonuçta bu Farsça yazılmış
müthiş bir edebiyat. Ve özellikle Osmanlı döneminde yani Bektaşiler ve benzeri tarikatlar tarafından Balkanlara gidildiğinde Avrupa'ya açılmış. Hı hı. Ama ya Batılıların şöyle bir güzel tarafı var. Adamlar, yani seyyahlar, adamlar diyorum çünkü hakikaten çoğu erkek ama hani 18. 19. yüzyıldan itibaren kadın seyyahlar da ortaya çıkıyor ve işte ne bileyim elçilerin eşi, hı hı, eşleri ya da işte gezginler, bu önemli ticaret şirketleri var. O şirketlerin temsilcileri inanılmaz günlükler ve Lady Chamberlain miydi ismi? Lady Chamberlain miydi? Lord Chamberlain'in eşi, evet, evet. Türkiye'ye gelip Lady Chamberlain. Lady Montague. Aha işte. Onun mesela çok etkili mektupları inanılmazdır. Ama işte evet, bu tür insanlar sayesinde biz ya da özellikle bu Lawrence of Arabia zamanında yine 19. yüzyılda Doğu'yla Batı'nın Fitzgerald gibi insanlar tarafından çevrildiği Binbir Gece masalları, ki kimisi Arap kökenli, kimisi Pers kökenli olduğu söyleniyor ama hani Şehrazat'tan biraz uyanmamız lazım ki Pers kökeni olduğu aşikar. Ben gittikçe daha şey oluyorum, İran elçisi gibi hissediyorum kendimi. Ama gittikçe. Çünkü oraya gidip geldikçe ne kadar derinden bütün dünyayı etkilediğini görüyorsunuz. Edebiyatıyla, felsefesiyle ve diliyle. Her neyse, sonuç itibariyle özellikle işte Mevlana dediğimiz 13. yüzyıl düşünürü ama 13. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş batıda Balkanlardan itibaren çevrilmeye, tanınmaya başlıyor. Osmanlı'da zaten tanınıyor. Çünkü Osmanlı'da özellikle Selçuk döneminden Osmanlı'ya geçişte biliyoruz ki lingua franca Farsça. Hmm. Yani bütün divanlar Farsça yazılıyor. Yani Cem Sultan'ın bile Farsça divanı var. Dolayısıyla hani o makbul dil, o entelejansiyanın dili. Hmm. Yani Mevlana'da Farsça yazan bir, tabii hani Türkçe beyitleri de var ama asıl dili Farsça. Tabii. Dolayısıyla bütün işte bu Şems olsun, Mevlana olsun zaten hani ekabir tarafından, okur yazar tayfa tarafından gayet iyi biliniyor, okunuyor. Batı bunu daha sonraki yüzyıllarda keşfediyor. Özellikle 19. yüzyılda da inanılmaz çeviriler yayımlanmaya başlanıyor. Hı hı. Ki şimdi ismine Queen of the Desert denilen, hatta sen filmini sevmiştin, ben filmini hiç sevmemiştim. Nicole Kidman'ın oynadığı. Nicole Kidman'ın oynadı. Gwendolyn değildi. Şimdi aklıma gelmedi. Yani mesela o kadının da inanılmaz çevirileri var. Çünkü o da Farsça çok iyi biliyor. Hı hı. Yani Şarkiyat'la Anne-Marie Schimmel mesela, o da aynı şekilde acayip Mevlana üzerine çevirileri ve yazıları vardır. Hı hı. Jung'un öğrencisi olan Von Franz denilen bir kadın vardır. O da böyle şamanizm ve tasavvuf üzerine yazılar yazar ve aslında hepsi aynı kapıya geliyor. Hepsi de dışa değil içe doğru gidilmesi gerektiği, insanın kendini dinlemesi gerektiği felsefesini güdüyorlar. Peki Şems'in hayatı hakkında ne biliyoruz? Tabii Mevlana daha hani kayıt altında, daha doğumuyla ilgili çeşitli rivayetler tarihiyle alakalı olsa da hani en azından nerede, ne yaptığı, nasıl bir hayat sürdüğü, kaç çocuğu olduğu, bunların hepsine, hatta nerede inzivaya çekildiğini bile biliyoruz ama Şems daha bir muamma. Evet. Şems'in hayatı nasıl? Ya Şems'in hayatı, yani sonuçta isminden yola çıkılarak Tebrizli olduğunu biliyoruz. Evet. Ama işte bütün bu rüya gördü de Konya'ya doğru geldi, işte Şam'a geldi, Şam'da şöyle bir rüya gördü. Bunların hepsi çok esatiri geliyor kulağa, öyle değil mi? Yani hep etrafında böyle bir mitolojik bir bulut var. Sonuçta Şems'in Konya'ya geldiğinde Pirinççiler Hanı'nda mı kaldı, bilmem ne Hanı'nda mı kaldı, onlar bile tartışılıyor yani. Ama karşılaştıktan sonra çok affedersin, 9 aya yakın içe kapandıkları ve birbirleriyle sohbet ettikleri, ondan sonra Şems'in kimseye söylemeden kaçtığı ikinci sefer Sultan Veled, yani Mevlana'nın oğlunu Şam'a gönderip Şems'i
geri getirdiği, yani zorla ikna ederek geri getirdiği, o geldikten sonra da sanıyorum 60 gün mü öyle, 62 gün, kafamda öyle bir rakam kalmış, doğru olmayabilir, kusura bakmasın seyircilerimiz, ama yani çok kısa bir süre daha kalıp ondan sonra rivayete göre işte bunlar çok hüzünlü. Çünkü kimileri diyor ki Mevlana'nın oğlu belki öldürtmüştür çünkü kıskanmıştır. Ya öyle şeyler yazılmış. Kimileri diyor ki müritleri onu yok ettiler. Çünkü şöyle bir şey var, yine yazılanlarda Sultan Veled'de de bu yazılmış, söyleniyor. Şems ölümünü öngörüyor deniliyor. Hani bir bıçak batırılacak ya da işte öldürüleceğim ve kapının önünde Mevlana ve Şems içeride birlikteyken bir komosyon, bir gürültü patırtı duyuyorlar. Şems çıkıyor, bıçak saplanıyor, birkaç damla kan damlıyor, büyük bir feryat ve bir haykırış çıkıyor Şems'ten. Sonra birdenbire sanki böyle havaya karışıp yok oluyor. Şimdi bu çok kulağa hakikaten gerçek dışı geliyor. Evet. Yani büyük bir ihtimalle bu yazılar hepsi metaforik. Hı hı. Ama sonralarında yani Şems yok olduktan sonra Mevlana'nın uzun süre kendine gelemediği, işte o yaz kıyafetleri, hindi kıyafetleri giydiği, hı hı, kafasına bu işte semada kullanılan külahı taktığı, hı, bal rengi külahı takıp da semaya başladığı, hmm, ve hakikaten ki arayışa girdiği ve defalarca Şam'a ya gittiği ya da birilerini göndertip Şems'i arattığı biliniyor. Dolayısıyla her şey aslında biz yani Şems'i Mevlana üzerinden okuyoruz. Evet, aynen. Yok, yani yok aynen olan bir insandan, evet, bahsediyoruz. Evet. Enteresan değil mi? Ya ben şunu da düşünüyorum ama şimdi belki de kayıplar bize, çünkü Mevlana'nın böyle çok güzel bir dizesi vardır. O kayıp sayesinde kendimi buldum diyor bir nevi. Yani tabii bu kadar bodoslama benim söylediğim gibi söylemiyor. Çok ama öyle anlıyoruz. Ama belki de Şems'i kaybetmese, o büyük bir acı, Şems'i kaybetmese kendini keşfetmeyecekti. Evet, kendini keşfetmeyecekti ve belki bize böyle bir müthiş eser ve müthiş bir gelenek, müthiş bir yakarış bırakmayacaktı. Bu tabii bizim çok önemli bir değerimiz. Çok çok önemli bir değerimiz. Konya'da Mevlana'nın türbesini hiç ziyaret etme olasılığı, evet, buldun mu? Buldum. Ne kadar etkileyici öyle değil çok mi? Çok etkileyici. Çok etkileyici. Ben Konya'yı da çok seviyorum. Ben bu de arada çok seviyorum. Ya, ben çok huzurlu hissediyorum, evet, kendimi oraya gittiğimde. Bence Konya çok güzel bir şehir. Çok özel bir şehir. Yemeğiyle, kültürüyle, tabii ki Konya'yı ayrı düşünmek mümkün değil. Mevlana ile. Bugün seninle Vuslat'a erişinin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 750. Yıl dönümü vesilesiyle aslında Mevlana'yı çok başka bir şekilde konuştuk, aktardık. Tarihi, biraz hayatı, biraz felsefesi, biraz ne bıraktığı, biraz Şems'e de değindik. Şems'e de değinmeden olmaz. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğun için. Pelin. Pelin Batu bizimle birlikteydi efendim. Kendisi çok sevdiğimiz bir tarihçi, çok da değerli bir arkadaşımız. Sık sık bir araya geliyoruz. İyi ki de geliyoruz. Anlattıkları çok kıymetli. Bu saatimizi de noktalıyoruz. Yeni saatimizde tekrar birlikteyiz.